Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf fen bilimleri dersinde 1. dönem 2. yazılı örneğini çözeceğiz. Buyurun bakalım dersimize. Evet arkadaşlar, sadece çözerekten değil anlataraktan gideceğiz diyorum. Ve 1. soru ekranlarımızda. Demiş ki, hava durumlarını televizyon ve radyodan takip etmişsinizdir. Hava tahminlerini inceleyen bilim dalına meteoroloji denir. Günlük olaylar. Buna göre yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Meteoroloji uzun yıllar içindeki hava olaylarını inceler. Hayır arkadaşlar. Meteoroloji bu günlük olayları inceler meteoroloji. Meteoroloji uzmanlarına klimatolog denir. Hayır, meteorolog denir arkadaşlar. Bu da yanlış. Meteoroloji tahminleri günlük hayatımıza yön verir. Evet, bu doğru arkadaşlar. Burada doğru olan yalnızca 3 C şıkkı. Birincisi ve ikincisi arkadaşlar iklim bilimiyle alakalı anlatılanlar. Günlük olayları ise arkadaşlar meteorolojiyle, tamam? Hava olaylarıyla yani. 2. 21 Aralık'ta Güney Yarımküre'de güneş ışınları dik bir şekilde düşer. Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kışın başlangıcıdır. Verilen zamanda Güney ve Kuzey Yarımküre'de hangi mevsimler görülür? Güney Yarımküre'de arkadaşlar yaz, Kuzey Yarımküre'de kış görülecektir. Az önce bahsettiğimiz, tam dediğimiz gibi arkadaşlar. Burada mesela 21 Haziran'a Kuzey Yarımküre'ye dik geliyor. Orada yaz başlıyor. Oradan itibaren tam tersi. Kuzey ve Güney birbirlerinin tam tersi. O zaman Güney Yarımküre'de kış başlar diyeceksiniz arkadaşlar. Üçüncü soruda diyor ki şekildeki kap, kapalı kap birbirine karışmayan A ve B sıvılarıyla doludur. Şimdi bu şekilde eğer duruyorsa aşağıda olanın yoğunluğu daha büyük, zaten bunu söylemiş. Eğer kap ters çevrilirse, bunu hemen bir düşünelim. Kap ters çevrilirse şöyle olacak arkadaşlar. Bakın B'nin yüksekliği daha aşağı. Ters dönecek ya, B aşağı gelecek. B'nin yüksekliği H'tan küçük olacak. A'nın yüksekliği H'tan büyük olacak. Peki bu neye sebebiyet verecek arkadaşlar? Sıvı basıncının azalmasına sebebiyet verecek. Kabın zeminine yapılan basınç, yani katı basıncı artar diyor. Bakın katı basıncı ağırlık bölü, içerideki ağırlık değişmiyor. Sıvı aynı. Ağırlık bölü yüzey alanı olduğu için buranın yüzey alanı daha az, buranın yüzey alanı daha büyük. Buradaki basınç, buradaki basınçtan daha büyük olacak. Kabın zemine yaptığı basınç artmaz, azalır. Sıvı basıncı artar, hayır bu da azalır. Kap tabanını etki eden basıncı değişmez, hayır arkadaşlar. Bu da azalacak dedik burada. D şıkkı, kabın tabanını etki eden sıvı basıncı azalacak. Neden? Arkadaşlar yoğun olan B sıvısının yüksekliği azaldı. A'nın yüksekliği arttı arkadaşlar. Bu da sıvı basıncının düşmesine sebebiyet verecek diyoruz. Evet, dördüncü soru. Burada havadaki nem olayları yağış çeşitliliğini belirlemesinde etkilidir. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangisi sis olayını doğru açıklar? Yüzeydeki nem küçük buz kristallerine dönüşür. Hayır arkadaşlar, bu kırağı. Çok küçük su damlacıkları havada asılı kalır. Sis budur. Bulutlardaki su damlacıkları buzla kaplanıp ağırlaşır. Bulutlardaki milyonlarca su damlacıklarının yeryüzüne düşer. Yağmurdur arkadaşlar. Burada sis olayı, havada asılı kalması olayı B şıkkı 2 olaraktan tanımını veriyor. 5. soru. Diyor ki hava olaylarıyla ilgili verilen açıklamada numaralarla gösterilen yerleri aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Gece havanın çok soğuması ile su buharı yeryüzündeki soğuk yüzeye çarpma sonucu kristalleşmesine kırağı arkadaşlar. Bu gitti. Burada kırağı. Bulutlarda su zerreciklerinin bir araya gelirken su damlarını oluşturur ve damlalar yeryüzüne yağmur olarak düşer. Bu bir yağmurdur. Basınç farkından dolayı yukarı doğru aniden yükselen havanın hareketleri sonucu su damlacıkları donarak buz kürelerine, dolu dediğimiz buz kürelerine dönüşür. Bu da yazıldı. Hangisi yazılmaz arkadaşlar? Burada kar örneği var. Yani bulutlardaki nemin aniden çok soğuk havayla buluşması ve arkadaşlar buz kristalleri şeklinde böyle yere düşmesi. Biz bunu kar olaraktan açıklıyoruz. 6. soru. Çekirdeğe verilen DNA'nın kendine eşlenmesi olayıyla ilgili bakıyoruz. Burada aradaki bağlar kopmuş ve kendisini eşliyor. İfadelerinden hangileri doğrudur? Hücre bölünmeye hazırlanırken gerçekleşir. Doğru. Genetik özellikler bakımından aynı iki DNA sarmalı oluşur. Çünkü kopyalama var. Evet. Bir sarmalı oluşturan iki zincirin bazı dizilişleri birbirinin tamamen aynıdır arkadaşlar. Bu da evet, bu da doğru. Üçü de doğru. Çünkü bir kopyalama olayı olur burada arkadaşlar. Değil mi? Bölünme öncesinde DNA'nın kendisini iki katına çıkartma olayı, bir kopyalama olayı var.
7. Sinir sistemine ait kavramlarla ilgili şöyle bir ilişki kurulmuştur. Sinir hücresi, sinir doku, beyin ve sinir sistemi. Kromozom, gen, nükleotit, organik baz, yani en küçüğünden büyüğüne doğru biz bunu oluşturursak diyor arkadaşlar, değil mi? Ne olacak arkadaşlar? Kromozom, gen, nükleotit, organik baz. En küçüğünde organik baz olacak. Organik bazlar nükleotitleri, nükleotitler geni, gende kromozomu meydana getirecek diyoruz. Küçükten büyüğe sıralanışımız C şıkkında gibi olacak. 8. soru. Bir DNA molekülü verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3, 4 numaralı bazdan hangisinde eşleşme hatası yapılmıştır? Evet arkadaşlar. Sitozinin karşısına adenin gelmez. Sitozinin karşısına guanin, timin, adenin, sitozin, guanin, adenin, timin, timin, adenin, adenin, timin. Burada hata yapılmıştır. Buraya guanin gelecekti arkadaşlar. Değil mi? İkili eşleşmeler timin, adenin, guanin, sitozin olur. Bir de hata yapılmıştır diyoruz. 9. sorumuz. Diyor ki, verilen tüm malzemeler eksiksiz kullanılarak bir DNA modeli hazırlandığında, bakın 24 adet rapide, 24 adet boncuk, 8 adet kırmızı ateş, 8 adet mavi ataş, 4 adet yeşil ataş, 4 adet sarı ataş. Şimdi bunlar arkadaşlar, bir tanesi şeker, bir tanesi de fosfor, değil mi arkadaşlar? Çünkü 24 adet olduğuna göre nükleotidin içerisinde boncuklar, rapideler, şeker ve fosfor. Biri değişebilir. Bunlar da bazları gösterecekler. İşte kırmızılar adenin ise maviler timin, yeşiller guanin ise sarılar sitozin gibi. Yeşil ataşlar timin ise sarı ataşlar adenindir. Yeşil kadar sarı olduğu için doğru mu? Doğru. Rapdiyeler deoksiriboz ise boncuklar fosfattır. Doğru. Modelin tek zincirinde 12 adet nükleotit vardır. Şimdi toplam 24 nükleotit olacak ya şeker ve fosfordan baktığımızda. Tek zincirde 12, tek zincirde 12, bu da doğru. Kırmızı ataşlar adenin ise mavi ataşlar timin olacaktı. Guanin değil arkadaşlar. Tamam mı? Buradaki hata D şıkkında. 10. Adanın göz rengi ile annesinin göz rengi benzemektedir. Ada ile annesinin göz renginin benzer olmasının sebebi nedir? A. Ada ile annesinin göz rengi rastlantısal olarak benzerdir. Hayır. Ada kız olduğu için göz rengi babasının göz rengiyle aynı olamaz. Geç. Alakası yok. Anneden babadan alabiliriz. Kalıtsal bilgiler genler aracılığıyla nesilden nesile aktarılır. İşte gerçek şey bu. Genetik kalıtım dediğimiz şey arkadaşlar. Nesilden nesile aktarılır. Annenin göz rengi her zaman kız çocuğuyla aynı olur. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Anne de olabilir çocuğun göz rengi. Babanın göz rengi de olabilir diyoruz. Gelelim 11. Adaptasyon örneği değildir. Adapte olmak. Bu kalemin muhatabı gibi hayvanların farklı ortamlarda renk değiştirmeleri bir adaptasyon. Sulak bölgede yaşayan bitkilerin yaprakının geniş yüzey olması. Bura adaptasyon. Kutuplarda yaşayan hayvanların derilerinin altında kalın bir yağ tabakası bulunması. Adaptasyon. Arı sütüyle beslenen larvaların kraliçeler olaraktan gelişmesi. Bu neydi? Modifikasyon örneği. Çuha çiçeği. Ondan sonra sirke sineği falan filan, değil mi arkadaşlar? Bunlar neydi? Hatta tenimizin bronzlaşması, değil mi? Arıların, arı yavrularının beslenmesine göre kraliçe ya da işçi arı olması. Bunlar neydi? Modifikasyon örneğiydi. 12. Canlılarda çevre etkisiyle oluşan ve kalıtsal olmayan değişimlere modifikasyon denir. Bu duruma hangisinde örnek verilemez? Yazın güneşe çıktığımızda ten rengimizin koyulaşması, modifikasyon. Van kedisinin gözleri, bu mutasyon arkadaşlar. Çuha çiçeği 15 derecede kırmızı, 35 derecede beyaz. Modifikasyon. Arı larvalarının arı sütüyle beslendiği kraliçe arı, polenle beslendiği işçi arı olmaları modifikasyon. Ama Van kedisinin gözü bir mutasyon örneğiydi arkadaşlar. 13. Tablodaki DNA ile ilgili terimler ve açıklamalar hangi seçenekle doğru eşleştirilmiştir? Timin, nükleotit, deoksiriboz. Deoksiriboz şekerin adıdır. 3A arkadaşlar. Buna A diyelim. Nükleotit DNA'nın küçük yapı birimidir. Evet arkadaşlar. 2B. Timin DNA'daki bulunan bir organik bazdır. Bu da C. Evet. 1C, 2B, 3A olaraktan A şıkkında karşımıza çıkıyor. Diyor ki, periyodik grup, periyot ve grup numaraları yukarıdaki verilen elementlerin atom numaraları arasındaki ilişki hangisi doğru verilmiştir? 2, 8, 8 yapıyorduk. İkinci periyotta 3A. 2, o zaman bu nedir arkadaşlar? 2'ye, pardon, 3. periyotta 2, 8, 2 oldu bu. Tamam mı? 3. periyot. 2A grubu, sonunda 2 olacak. 2, 8, 2'den 12 bu. 12 neydi arkadaşlar? Magnezyum. İkinci periyot 3A. O zaman 2'ye 3. Bu ne oldu? 5. Bu da bor oldu.
O zaman 3. periyotta 7 ağ ne oldu? 2, 8, 3. periyotta 7 ağ var. Oraya kadar dolu olacak. Nerede duruyorsa 3. periyotta 7 ağ da durdu. 15, 17 arkadaşlar burası da. Peki o zaman en büyük M, sonra K, sonra L dediğimiz C şıkkı karşımıza çıkacak diyoruz. Gelelim 15. Periyodik cetvelde hangi grupta yer alır? Evet, oksijen 8 ise ne oldu? 2'ye 6. 6A grubu. Bu 2 olduğu için direkt helyum 1. periyotta 2A neydi? Aykırıydı. 2A demiyorduk, 8A'ya geçiyordu. Bu 6A, bu 8A, 6A, 8A, 6A, 8A. C'ye bakalım. 2'ye 4'ten 4A grubu. Evet, B şıkkında karşımıza çıktı. Kuralımız 2, 8, 8'di arkadaşlar. Tamam mı? Diyelim ki 15 mi dizeceğiz? 2, 8, 10 mu etti? 5 kaldı. 3. periyot 5A grubu. Tamam mı arkadaşlar? Fosfor. Su dolu kabın K, L, M noktalarında açılan özdeş deliklerden sular fışkırma mesafelerine çekilebilmiştir. Bu nedir? Basınçtan dolayı uzuna gider değil mi? Yorumlardan hangisi doğrudur? Sudan akışlıları birbirine eşittir. Hayır. En büyük su basıncı K noktasında oluşur. Hayır. En altta oluşur. En küçük su basıncı M noktasında. Hayır. Suların basınç arasında M, L, K ilişkisi vardır. İşte bu doğru. Çünkü arkadaşlar sıvıların basıncı aşağı gittikçe artacaktır. İki şey etkiler sıvı basıncını. Bir, derinlik. İki, suyun yoğunluğu. Evet, 17. Katman sayıları, yani periyotlar eşit olan kaleme elementleriyle ilgili şu bilgiler veriliyor. Atom numarası en büyük olan M'dir. Bu o zaman M arkadaşlar ne olacak? Ben bunu en büyük olan soy gaz olabilir. En sağdadır. Bu soy gaz ya da halojen olabilir. 7A grubu olabilir. Burada soy gaz alkali metal arkadaşlar 1A grubudur. Soy gaz 8A. Ya bu ya bu. Tamam mı? A ve C gitti. Atom numarası en küçük olan L elementidir. L elementi de o zaman arkadaşlar ne olacak burada? L elementi. Atom numarası en küçük olan L elementi ya alkali metal olacak ya da işte toprak alkali, toprak metali. En küçük dediğine göre bunu alkali metal olabilir. Halojen olamaz arkadaşlar. Cevap çıktı. O zaman işte K'da arada halojen olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Şimdi bakın. 1A grubu alkali metal, 2A grubu toprak alkali metal, 3A grubu toprak metali. 4, 5, 6 ları vermezler arkadaşlar. 7A grubu halojen grubu, 8A grubu da soy gaz grubu derdik. Tabii bu soruyu çözmek için bunu önce bilmek gerekiyor dedik. 18. Periyodik sistemin tarihçesiyle ilgili olaraktan günümüzde kullanılan sisteme en son şeklini Glenn Seaborg vermiştir. Doğrudur arkadaşlar. Periyodik tabloda ilgili ilk çalışmayı Henri Moseley değil arkadaşlar. Mendeleev yapmıştı arkadaşlar. Dimitri Mendeleev yapmıştı. Bu da burada yanlış oluyor ikincisi. Jean Dobrenier benzer özellik gösteren elementlerin üçerli grup halinde sıralanmıştı. Evet, üçerli grup sıralanmasını Dobrenier yapmıştı arkadaşlar. B, 1 ve 3 burada doğru olur. Direkt bilgi sorusu sormuş arkadaşlar, tamam mı? Bilim adamları gelir. Konuyu anlatırken de demiştik, bilim adamları gelir. Bilim adamlarını bileceksiniz arkadaşlar. 19. Diyor ki ABC noktasında dağın oluşan açık hava basınçları. Bir neyi biliyorduk? Deniz seviyesinden yukarı doğru çıktıkça açık hava basıncı azalacak. O zaman direkt ABC diyeceğiz. En aşağıda A var, sonra B var, sonra C var. Geldik arkadaşlar 20. soruya. Kaplarda farklı yoğunluklarda sıvılar vardır. Buna göre sıvı basınçlarının sıralanması. Bakın, yükseklik çarpı yoğunluk. Yükseklik H, yoğunluk 2. O zaman 2HD bunun yoğunluğu. Yükseklik 2, yoğunluk D. Yine o zaman 2HD. Yükseklik 1, yoğunluk 3. Ne oldu? 3HD. O zaman arkadaşlar 3 büyüktür. 1 ile 2 de birbirine eşittir. Aman dikkat, burada formülü uyguluyoruz. Yükseklik çarpı yoğunluk. Tamam mı arkadaşlar? Sıvı basıncı için. Katı basıncı için ne diyelim arkadaşlar? Katı basıncı için de ağırlık bölü temas yüzey alanı. Tamam. Mutfakta yemek için muz soyup tabağa doğradım. Daha sonra telefonum çaldı. Arayan sınıf arkadaşım Kerem'di. Kerem'le telefonla uzun uzun konuştuktan sonra mutfağa geri döndüm. Bir de baktım ki doğradığım muz kararmış. Hangisi yanlıştır? Kimyasal bir değişim bu. Muzun soyulması fiziksel. Bak, kararması kimyasal. Soyulması fiziksel. Şeklin değişmesi. Muz doğrandığı zaman dış görünüşte değişiklik olur. Doğramak fiziksel değişimdir. Dış görünüşü değiştirir. Muzun kararması sadece dış görünüşünde meydana gelen bir değişimdir. Yanlış. Çünkü kimyasaldır. İçten içe oluyor. Muzun kararması kimyasal bir değişim örnektir. Doğru. Yanlış olanı sormuştu. C şıkkı cevabımız. Evet.
Diyor ki Elif fen bilimleri dersi için fiziksel değişimlerle ilgili bir poster çalışması yapmak istiyor. Buna göre Elif aşağıdaki öğelerden hangisini poster çalışması için kullanamaz? Fiziksel değişim, saçın kesilme, kesilme, yırtılma, kurabiyenin pişmesi, kimyasal, çamaşırın kuruması, fiziksel, su buharlaşıyor, hal değişimleri fiziksel, unutmayın. Erime, donma, kaynama, süblimleşme, yoğuşma bunlar fiziksel. Ama kurabiyenin pişmesi, pişme, çürüme, ne bileyim arkadaşlar ondan sonra mayalanma, yanma, tamam mı? Bunlar kimyasal olaylar. Gelelim 23'e. Son 3 sorumuz. Açık hava basıncı deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça azalır. Hipotezini ispatlamak isteyen gül aşağıdaki etkinliklerden hangisini yapmalıdır? Boşalmış meyve suyu kutusu içindeki havayı pipetle çektiğinde kutunun büzüşünü gözlemlemek. Yağ dolu teneke çift delik açtığında yağın daha koyartmasını gözlemlemek. Bununla alakalı yok. Uçan balonu bırakıp gökyüzünde patlamasını gözlemlemek. Bu olur. Tamamen su dolu bardağın ağzını kağıtla kapattığında ters yerinde suyun dökülmesi. Bu açık hava basıncının kanıtları ama yukarı çıktıkça azalır sadece bu uçan balon. Niye? Bu yukarı doğru çıktıkça açık hava basıncı azalacağı için balon şişmeye başlayacak. Balonun içinde bir hava var ve balon şişmeye başlayacak. Basınç arttıkça balon küçülür. Basınç azaldıkça balon büyür. Büyür büyür ne olur? Bir zaman sonra patlar. Bu da C şıkkı bize örnek verir. 24 burada. Diyor ki yukarıdaki verilen bilgilerden kaç tanesi günlük yaşamımızda basıncı azalmak için yapılmıştır? Tankların paletleri, tekerleklerinin palet şeklinde. Evet, geniş lastikler basıncı azaltır. Bıçağın bir ucunun keskin olması basıncı arttırır. Karda daha rahat yürümek için kar ayakkabılarının kullanılması arkadaşlar basıncı azaltır. Doğru. Çivinin bir ucunun sivri olması basıncı artırır. Hangileri basıncı azaltmak için? 1 ve 3.'sü yani 2 tanesi arkadaşlar. Soruya dikkat, azaltmayı demiş, tamam mı? Son soru. Zehra sıvıların basıncını her yerde ve eşit büyüklükte iletmesi prensibini günlük hayattan aşağıdakilerden örnek veriyor. Hangisi yanlıştır? Otomobile yani hidrolik sıvıların basıncı iletmesi, hidrolik sistemi. Frenlerdeki hidrolik sistemi. Evet, yaylı yataklar ne alaka? Sıvı var içinde. Damperli kamyonların damperleri hidrolikle çalışır. Evet. Otomobilin kaldırmada kullanılan krikolar. Krikolar da arkadaşlar hidrolikle çalışır. Evet. Ama yaylı yataklar arkadaşlar hiç alakası olmayan bir durumdur diyoruz. Son sorumuzun cevabı da Bursa oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bundan önce 8. sınıf matematik sınavımız da var. Kanalımızda bulabilirsiniz. Açıklama kısmında 8. sınıf matematikle fen bilimleri derslerinin oynatma listesini bırakıyorum. İstediğiniz derse rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Sınavlarınıza başarılar diliyorum. İnşallah hepiniz 100 alırsınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.